Bu videomuzda for döngüsünün başka bir versiyonu olan azalan yapıyı göreceğiz. Ne yapıyorduk biz? i'yi arttırıyoruz burada zaten. Artan bir yapı var. Burada da mesela i'yi yazdırdığımızı düşünelim. Ne oluyor? Birden ona kadar arta arta gidiyor. Peki biz şunu yapamaz mıyız? Let i dedim. Bu sayıyı ondan başlattım. Ve dedim ki i'nin büyük eşit olduğu durum kaça 1'e. Yani 10'dan başla 1'e kadar düş yapacağız şimdi de. 10'dan başlayacak 19 8 7 diyerek 1'e kadar düşecek ama 1'i de dahil ettim. Yani 10'dan başladık. Yine yine gidiyoruz. En son sınır 1. 1'den de küçük duruma geldiği an burası çalışmayacaktır. Burada ne yapacağız peki? i eksi eksi diyeceğiz. Yani i'yi azaltarak gideceğiz. Bu şekilde azalan bir yapıda kurabiliriz. Hemen çalıştıralım. Bakın 19, 8, 7 bu şekilde azalarak gidiyor. Peki şunu yapamaz mıyız? Ben bu i'yi birer birer değil de ikişer ikişer götürmek istiyorum. Yani 10, 2 azaltacağım 8, 2 azaltacağım 6, sonra 4, sonra 2 şeklinde azaltamaz mıyım? Azaltabilirim. Biz i eksi eksi dediğimizde birer birer azaltıyor. i eksi eşit 2 diyebilirsiniz mesela. İkişer ikişer azaltabilir. Hemen bakalım. İkişer ikişer azalttığında 18, 6, 4, 2. Üçer 3'er azaltabilir. Hemen şöyle yapalım. bu şekilde 10 7 4 1 şeklinde üçer üçer de azaltma yapabilir. For döngüsünün farklı versiyonları var. Kendi durumunuza göre bu içerideki condition kısmını ayarlayabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.